Efendim merhabalar. Ne var ne yok, hoş geldiniz. Kıymetli konuğumuz araştırmacı yazar Ramazan Tolga Yol Yapan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlarımız olsun inşallah. İnşallah hocam. Ee, yine hakikaten de çok önemli görüntülerle geldiniz. Birazdan öyle bir video izleteceğiz ki size. Türkiye'nin göbeği hakikaten. Anadolu'nun göbeğinde bir pagan ayini. Ya bu nasıl oldu? Nasıl yaptılar? Görüntüleriyle izleteceğiz dakikalar sonra. Ama isterseniz ayağa kalkabiliriz. Olur. Nasıl isterseniz hocam. Olur, olur. Elon maskla başlayacağız. Evet. Ee, Elon Musk'ın amacını biraz sorguluyoruz. Evet. Şimdi Elon Musk transhumanizm ve kabalizm. Asıl projesi bu. Yani beyne çip yerleştirecek diye çok fazla sansasyon olan gündemde konular var biliyorsunuz. Bu konularla ilgili yapay zeka geldiğinde acaba insan nüfusu azaltılacak mı? İnsan nüfusu bitecek mi? Sıfırlama olacak mı? Bununla ilgili çok konular vardı. Aslında burada yapmak istediği amaç şu. İlahi sistemi değiştiremediği için insanı değiştiriyoruz. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Yakın kameralar şuradan taramaya başlasın. Yazılar küçük ya. Çok güzel olur. Buyurun evet. hocam. İlahi sistemi değiştiremiyoruz, insanı değiştiriyoruz projesi bu. Şimdi ilahi sistemi değiştiremiyoruz, insanı değiştiriyoruz meselesi dinler arası diyaloğu elde edemedikleri için, istediklerini yapamadıkları için burada dinler ile insanları hiçbir şekilde yönlendiremeyeceklerini, yönetemeyeceklerini, deccalizm sistemini getiremeyeceklerini anladılar. Bunu anladılar. Ama fakat şöyle bir şey var. Dediler ki yapay zekaya hizmet edecek kişiler lazım. Bunda insanlar. Neden? Burada çip ile Önce ne yapacaklar? Önce korku yaymak. Zaten bugün yapılan bir sürü haber propagandalarında hep korku. Ne hedef? Hedef güçlü kalmasını sağlamak. Kimin? İnsanın. İnsanın güçlü alması sağlayacak ki bu güç de kontrolsüz bir güç olacak. Hmm. İnsanlara kol, çok güç verecekler. Bu gücü insanlar kontrol edemeyecek ve bu kontrolsüz güç sayesinde adrenalin seviyesini insanları yükseltecekler. Buradaki ne oluyor? İnsanların genetik yapısını değiştirerek yaşlanmasını engellemek. Yani negatif olan genetik yapılarını bulacaklar, pozitife çevirecekler. Çünkü burada bu genetik yapısını değiştirdiğinde insanlar yaşlanmasını engellemek için bunu niye yapıyorlar? Yapay zekaya hizmet edecek insanları oluşturmak için. Bu insanların nüfusunu azaltmak ya da öldürmek projelerinde hiç yok amaçları bundan sonra yeni insan yaratmak. Bunu yapay zeka üzerinde yapacaklar. Bu insanlarla aynı formda uyum sağlamasında insanlar üzerinden genetik yapısını değiştirerek yaşlanmasını engelleyecekler. Yapay zeka hizmet etmesi. Bunu da iki şartla yapıyorlar. Bir hümanizm, iki kabalizm. İnsan bedenine başka bir form yükleme nedir bu? Sümer tabletleriyle aynı ritüelleri vardır. Geçmiş varlıkları yani aynı ritüel dediğimiz bugün paganlar, kabalizmler, şu anla aynı rütvellerini çok uğraşıyorlar. Ne demek aynı rütveli? Aynı rütlesi şudur, Türker Bey. Geçmişte başka bir boyutta, biz üçüncü boyutta yaşıyoruz. Beşinci boyutta yaşayan farklı varlıklar var. Ama şöyle, bunu e, cinlerle ilgili bahsetmiyorum. İnsan formuna uyumlanabilen, insan formuna uyumlanabilen, yani şöyle düşünün, bir insanın formuna, onun genetik akışına, onun bilgisine, onun frekansına uyumlanabilen varlıkları aynı rütveliyle onlarla haberleşmeye çalışıyorlar. Yani o yaşamdaki 5. boyuttaki bulunan insan formuna uyumlanacak varlıkları ayna ritüelleriyle şöyle bir aynanın üzerine Sümer tabletlerinde bulunan sembolleri yazarlar. Bu Allah sembolleri Yazı, yazdığında burada geçişler yaparlar. Boyutlar arası geçişler. Şimdi astral seyahati düşünün. Bu astral seyahatin belki de 100 boyut level'ıdır. Burada ne vardır? Burada bilinçle yapmıyor. Burada bizzatı o geçmişte bulunan mekandaki yaşayan varlıktan haber alma. Hmm. Zaten Sümer tabletleri de son zamanlarda Göbekli Tepe'de çıkması, şimdi Karahan Tepe'de olmuş olması. Bunlar tamamen geçmiş formda yaşayan, geçmiş varlıklarda yaşama olan kişilerin bize verdiği mesajlar. Zaten İsa Aleyhisselam zamanında da, havarileri de gördü bunu. İsa Aleyhisselam'a çarmıha geldiklerini zanneden kişiler İsa Aleyhisselam'ın göğsünde vivo yazar. 71-75'tir İbrahim'ce karşılığı. Buradayım demek. Aa. İşte burada tamamen amaç Hümanizm ve Kabalizm olduğu için aynı rütbeye çok kıymetli. Neden? Aynı rütbeye şundan kıymetli. İnsan formuna uyumlanacak bir varlığı yapay zeka hizmet etmesi için aynı bilinç seviyesinde olması lazım. O zaman bunlar bu yapabilirler? Çiçekle yapabilirler. İnsanlığın yaşlanmaması gerekiyor. Entelektüel kültürü empoze etmeye çalışıyorlar. Bu entelektüel kültür de şununla ulaşacak. Dinler arası diyaloğu güçlendirecekler tek dini toplayacaklar. İbrahim'i dinler diye. Kesinlikle İbrahim'i dinler ama bu İbrahim'i dinleri Kral Süleyman onların bahsettiği büyülerin kralı olan Süleyman peygamberin cinlerle olan ilgisini bulacaklar. Buradaki Hı. bağlantı olan bir takım şeyleri bulacaklar. Bunda aynı rüteliyle. Burada paganlar bu yüzden ayinler yapıyor. Paganların ayin yapmalarının tek sebepleri aynı ritüel yapıyorlar buradan. Farklı varlıklarda, farklı boyutlarda kan ritüelleriyle, kabal rizelerle üçüncü boyutta. Şu an bizim yaşadığımız boyut üçüncü boyut. İnsan frekansının yaşama boyutu budur. Üçüncü boyuttur. Beşinci boyuta insanların başka bir varlıklarla entegre edebilecek kişileri arayıştır bu. Tek amaç bu. Hatta Elin, evet, Elon Musk şu an e, son zamanlarda çok üzgün olduğu görünüyor ve ona soru soruluyor. Mutlu musunuz diye düşünüyor. Mutlu olmadığını söylüyor. Sebebi de şu, şu. sıkıldığını söylüyor. Evet, sebebi de şu. Yaşlanmayı engelleyebilecek insan hücresini değiştirebilecek kabalizme uyumlayabilecek farklı varlıklarla formlarla insanları uyuşturabilecek kişileri bulamadığı için. Çip hazır. İnsanların beynine yerleştirilecek çip hazır. Bunlarla ilgili bütün deneyler yapıldı. Fakat insanlar bu yapay zekaya hizmet etmesi için yaşlılığın engellenebilecek o kan ritüelini gerçekleştirmediler. Dünyada en çok yapılan budur. Ve dünya çapında yapılan bütün konserlerde hepsi paganizme ve kabalizme hizmet edecek alt yapısında, müziklerin altyapısında insanları uyuşturabilecek ya da insan olmaktan dışarıya çıkartabilecek hallere sokan durumlardır. Birinci ana karakter bu. Yani dertleri insan nüfusunu azaltmak değil, insanlığı tamamen bitirmek değil, dertleri tamamen tamamen insanları değiştirmek. Peki, ikinci görsele geçelim. İnsanların değişmesi, değiştirilmesi evet. üzerine yeni yaratılacak insan türü oluşturmak. Evet. Yapay zekalı bunu zaten yapıyorlar. Yapay zekalı. Fakat kan ile yapılacak ritüellerle insan kullanmak. Bunu ne? Burada ne anlatıyoruz? Şimdi insan kanı çok kudretlidir çok kıymetlidir. Bu kanda eğer hücreleri değişimi sağlamak için burada insan kanına yani insanlar kendi seçimlerin sonucunda ruhlarını şeytana teslim etmek için tek bir şart var. İnsan kanıyla ritüel yapmak. Şimdi şöyle düşünün. Bütün dünyada yapılan kabalizm çalışması, bütün dünyada yapılan paganizm çalışmaları hep bedenedir. Bedene ve zihnedir ama ruha dokunamıyorlar. Ruha dokunamadıkları için bundan dolayı bir türlü istediklerini tamamlayamıyorlar. İşte ruha dokunmanın tek yolu fıtratı değiştirebilmek. Fıtratın mizacın yansıtan şey de kandır. Eğer kan ritüellerini yaptırırlarsa burada insanlar bizzat kendisi ben şeytana teslim oluyorum diye ya da ruhlarını şeytana teslim etmekte kendi iradesini sağlamak amaç. Devamında asıl amaç aynama ritüelleriyle bizleri yeni insan türüne hizmet etme projesidir. Bakın çoğu yerde şu konuşuluyor. İnsanlık bitirilecek, dünya sıfırlanacak, hasattayız. Bu mümkün değil. Eğer yeni bir dünya yaratmak istiyorsan ve amaç ne burada? Amaç tanrı olmak. Bütün dinleri ortadan kaldıracak. Bütün Yunan mitolojik kanları, Sümer tanrılarını ortadan kaldıracaklar. Bu adamın tek derdi ben tanrıyım. İnsanların formunu değiştirebiliyorum ve yeni insan yaratabiliyorum. Artık kimsenin de beklemesi, beklemesine gerek yok. Farklı birinden bir şey istemesine gerek yok. Siz benim yeni yarattığım insanlara hizmet eden asil kansınız diyecekler. Amaç bu. O zaman o ne oluyor? Uzaylılarla uğraşma amacı da boyutlar arası geçiştir. Uzaylılarla uğraşma amacı ne biliyor musun? Sahte bir uzaylı istilası yapıp... ...belirli bir yerlerde... ...belirli bir şekilde insanlara korku algısı oluşturacaklar ki... ...sonucunda ne olacak? Bakın siz kendi başınıza bunlarla uğraşamayacaksınız. Aynı Hı sizin Zülkarney Aleyhisselam gibi... Zülkan Esen çok kişiye savaştı. Biz sizin dinin inancınıza göre hareket ediyoruz. Burada ben de sizi kurtaramam. Benim yarattığım yeni insanlarla ancak bu uzaylılara savaşını engelleyebiliriz. O zaman gelin size çiftlenin ki onlara hizmet edin. Ne kadar aslında hepsi birbirine bağlantı. Yani Elon Musk'ın çip projesi, Neuralink, Star, e, uyduları, Starlink şey, uyduları. SpaceX projesi. Kesinlikle. Üzerine de Mars'a gitme projesi. Evet ama hepsi zaten... Ama bunun hepsi bir birlikte. boyuta bağlı. Evet. Şimdi biz yaşıyoruz. Üçüncü boyutta yaşıyoruz. Bir sonraki görsel evine. Üçüncü boyutta yaşadığın zaman ne oluyor? Buradaki form. Yani biz bu boyuta göre formlanmışız. Biz bu boyuta göre formlandığımız için bizim negatif olan hücrelerimizi pozitife çevirmeye başladıklarında yani melez bir şey yaratmaya çalıştıklarında ha. o zaman o boyuta ulaşabiliriz. Ve Melezirk. insanları Mars'a taşıyabilirler. Ya da Mars'ta yaşam oluşturabilirler. Oradaki yaşam olan bir takım varlıklara iltibata geçebilirler. Bugün reptilyanları konuşuyor dünya değil mi? Amerika'da birçok e, devlet başkanları, devlet insanları reptilyanlarla ilişkisi çok fazladır. Ama bizim ülkede bu çok saçma gelir. Reptilyan deyince bir hikaye gibi gelir. Reptilyan dediğim varlık insan formuna en uyumlu olan varlıktır. Hmm. En uyumlu olan varlıktır. Bu da Elon Musk'ın e, projesi yani çiplenme. Çipmediği zaman ne oluyor? Bu görselde, az önce anlattığım görselin tamamında bunu bir filmde yansıtmışlar. Filmde şöyle. Çocuğa çip yerleştiriyorlar. Annesi de bunu kabul ediyor. Ve çipi yerleştirdikten sonra bu çocuğun kalp atışını, bu çocuğun izlediği filmlerinde her şeyini görebiliyor ve yönetebiliyorlar. Sonucunda bu çocuğa savaşmasıyla ilgili de görseller de gösteriliyor burada. Bu görsellerin sonucunda annesinin yaşam alanını, neler yaptığını hiçbir şekilde... Bu çocuğun gözüyle onu kontrol ediyorlar amaç ne burada kontrol etme amacı Eğer bu çipleyen insanlar dışında Çipleyemedikleri insanlar da Farklı bir şekilde bunlara savaş açmaya kalkarsa Bakın kendi evinin içindeki çocuğun gözüyle Evin içini evin izliyor artık bu şey kalktı telefonlardan bizi izliyorlar Şuradan bizi izliyorlar bu bu kalktı İnanılmaz bir görüntü ama Bu Değil kalktı e, Gelelim şimdi Anadolu'nun ortasındaki evet. o ayine. Evet. gelsin 4 numara arkadaşlar burası neresi sesi de var sesini de açın Kapadokya değil mi hocam evet, Nevşehir Kapadokya paganlar tapınıyor yani Anadolu sinsice işgal ediliyor burası yani e, vadinin ortasında bir yer herhalde evet. kiralamışlar İki dağ arası İki vadi arası e, e, sesi var mı arkadaşlar sesi de vardı sesini açarsanız çok seviniriz bakın burada göreceksiniz semazenler var Evet. Burada semazenler var. Yani bütün dinlerin inançlarını bir araya toplayıp başa alın. Var. Başa alın. Başa alın. Başa alın arkadaşlar. Bakın başa burada 2023 ha. başlangıç 2023. yılı. Evet. Başlangıç yılı. Ne yazıyor orada? Agarta. Evet, Agarta. Zaten, Zaten görseller. Bunların hepsi o sembolik Sümer sembolikleri. Burada da hepsini alabiliyor. Bakın. Şey Mevlana'yı. Mevlana şemsiyesi yani tasavvufu da ele alan, içi alan bir kısım ki neden? Dünyada bu paganı yayacaklar ki Burada dinler arası diyaloğa destek verecek, bak tasavvuf da destek veriyor, Mesleviye destek veriyor, sufiler de bizde deyip pagan oluşuyorlar. burada ritüeller yapılıyor. Evet, bundan sonrasında ses yok Evet, diyorsun, bundan sonra zaten söylenen şeyler paganizmi hizmet edecek, yani bir şeytan çağırma ritüeline ait olan söylemler olduğu Allah için ses kesiliyor, tabii ki. Şu yani an parti adı altında mı yapmışlar, Hayır, yoksa başka resmi, şey mi? Hayır, resmi olarak dünyada bilinen parti değil bu, tamamen paganizmin tapınağı burası tapınmak için kendilerine belirledikleri yerler. Anadolu'da. Zaten bunların en büyük korkusu Anadolu'nun yükselmesi. Anadolu bunlar için çok önemli. Çok kıymetli. Çok acayip bir görüntü Tabii yani. Bunun, kesinlikle bunun her yeri sembollerle dolu. Tabii bunun devamı var. Bunun devamında e, herkes avuç içini kesiyor, kanat atıyorlar, ortada bir kadın yatıyor ve şeytan çarmıhlı tören devam ediyorlar. Istiyor musun hocam? Tabii tabii bunun devamı var. Çok önemli. Bu neden önemli? Şimdi şöyle yapıyoruz. Biz dünyada bu insanlar tamamen tamamen metafizik alanını, parapsikoloji alanını her şeyi kullanabiliyorlar çok bilgi sahipleriler ve hangi rütelleri, hangi bölgelerde, hangi leyhatlarında, hangi frekans yapılan uyumlu olacak bölgelerde Agarta amaç zaten sonucunda 2023 26'da 20 yapmışlar. 26'da tamamen bütün dünya, Türkiye'nin bütün Anadolu yerinde bitirme projesi. Birçok yerlerde de bunu göreceğiz. Buradaki amaç şu. Kişiler artık bunlar artık dünyanın hangi yerinde kendileriyle ilgili yapabilecek tapınma, yani şeytan çağırma ütüyle dünyayı elde etme, insanları yönetme şeyi nerede oluşuyorsa orada rahat bir şekilde oranın L hattını bulabiliyorlar. Oradaki metafiziksel varlıkları hareketlendirebiliyorlar. Oradaki astrolojiyi kullanabiliyorlar. Türkiye'de bu alanlar bizde çok fazla kontrol edilmiyor. Ama dünyada kullanabiliyor. Dünya bu alanı çok iyi biliyor. Çünkü dünya Dünyada metafizik alanı kullanıldığı zaman dünya haritasını önüne getirirler. Ve bu haritanın içinde nerelerinde insan formunu başka bir boyutlarla iletişime getirebilecek. Şeytanı ayinlerini tamamlayabilecek. Ve bu ayinlerin sonucunda da buradaki bulunan bütün kitleyi kontrol edebilecek. Başlangıç bu zaten. Anadolu'dan iyi olması sebebi bütün dünyanın en büyük korkusu Türkiye'de Anadolu'nun ayaklanması. Yani uyanması. En büyük korkusu. Anadolu'nun toprağın altı da zenginliktir. Toprağın üstünde yaşayan insanlar çok zengindir. Alternatif tıp. Zaten bundan geçen sene önce bir haham e, bitkisel ürünlere sentetik madde koyma zorunluluğu getirdi dediler. Dünya çapında bundan sonra bitkisel ürünleri alternatif tıp tedavileri kalkacak. Bütün bitkisel ürünlere sentetik madde katılacak. Neden? Çünkü insanların kendilerine ihtiyacı olan ve gerçek tedavi uygulayabilecek durumlar orada olduğunu bildikleri için. Bunların yapılması nedir? Şimdi bu Agartha'dan bahsediyor ve tapınaklık yapılıyor. Neden bunu gelip bizim burada yapıyorlar? Amaç şu. Gerçekten de uyumamış bilgilere hakim olan insanlarla savaşıyorlar. Türkiye'de bunlara karşı savaşan birçok kişiler var. Gündemde değil, görünmüyorlar. Onlarla savaşıyorlar. Hmm. Yani burada birbirine güç gösterme gövdesi. Şimdi bu videoyu niye gösterdim? Bununla ilgili her ay her belirli günlerde hangi aylar yapılıyor tablo gelecek birazlar. Bunu yaptığımızda bu bir iddiadan çıksın diye bu videoyu önceliklerdir. Peki gelsin o tablolar arkadaşlar hemen bir sonraki görselimiz gelsin. Şimdi bu tablolar şu. Bunlar Mevlana Kardeşlik Derneği diye kurulan Rotary gruplarının kurduğu tasavvuf derneklerinde güya sözde. sözde şifa çalışmaları yapılabilecek Türkiye'de en uygun şifa çalışmalı yapılabilecek yerler ve günleri Allah Allah. belirliyorlar. Atlantat ne? Atlantar yarım. Evet. Çemberi. Evet. Atlantartar yarım çemberi bütün boyutlar arası frekans şey uyumlanabilecek var. durumlar. Hı. Bütün. Şimdi az önceki bunu niye e, bir, bir önce videoyu gösterdik? Şimdi insanlara burada bölgeli anlattığımızda ya olur mu öyle şeyin ihtimali bir önce videodan kaldırdık zaten. Temmuz ayında bunu Kapadokya'da yapıldığını gördük. İstanbul bölgesinde kapı saray. İstanbul bölgesinde Sarıyer, Tilos Mezarlığı, Teknolojik Üst Birliği Komitesi uzaylılara ilişki kurmayı sağlayabilecek, astral seyahat boyutuna götürebilecek. Bu ne? Her ayın beşi. Beşiymiş. Peki neden her ayın beşi diye burada söyleniyor? Astroloji çok önemlidir. Belirli bir döngüye gelmeden insan ne kadar çok çalışma yaparsa yapsın ya da ne kadar şeyi ortaya koyarsa koysun bu astroloji kullanmadan hiçbir frekansın uyumlanmasına sağlanamazsın. İkinci kapı, Kapı Yıldız Parkı. Çekirdek Evren Yıldızı Kutbu Komiteliği. Bu ne? Bu güneşte bir yaşam var. Güneşte bir yaşam var. Bu yaşamla ilgili iletişime geçilebilir mi? Oradaki frekanstan güç alınabilir mi çalışması? Hocam, Bu her bunlar her ayın Bunlar nedir? Ben ilk kez görüyorum bunu böyle bir şey. Kapı Dolma Bahçe Sarayı, Altın Galaksi İmparatorluğu. Bu da tanrıları yok etme, tek tanrıya hizmet edecek kişileri bulma. Burada ayin yapılır, rütel yapılır. Altın galaksi imparatorluğu dediğim bu altın galaksi imparatorluğu dünyada kimi inşaat ediyor? Bunlar rüyalarını bunu arıyorlar. Her ayın dokuzunda giderler bu bölgelerde çalışmasını yaparlar ve galaksi arası imparatorluğu kime aitse rüyalarında görmek için talep ederler. Bu rütel bu yüzden yapılır. Kapı Haliç. Zaten Haliç başlı başına bizim için çok önemli. Çin'de Haliç'i temizlemek için geldi sadece altındakini alsak dedi. Bize yeterli. Biz temizleyelim burayı diye. Halic'in zaten altındaki e, iddia olarak söyleyeyim bunu. Altın, oradaki bulunan çıkartabilecek altın Türkiye'ye fazlası yeter. Türkiye'ye denizlerin altında bulunan altınları çıkarsak dünyada ekonomik olarak çok büyük güç oluruz. Yani bu bir gerçek. Haliç kapısını ne Yine çekirdek dünya rahipliği. rap kapısı. Nedir bu? Bir önce rüyasında imparator arıyorlar. Rüyadan uyandıktan sonra ayın 12'sinde gidiyorlar. Bu Rab kapısını bulmaya çalışıyorlar. Ve burada ne yapıyorlar? Kendilerini o imparatora asker olarak belirlemek için rütel yapılıyor. Allah. Bakın bunlar tür İstanbul bölgesinde yapılıyor. Ya bunları yapan kalabalık bir grup mu? Dernekler mi gidiyor hocam? Yani burada? anlatın anlatım başında Mevlana Kardeşlik Derneği adı altında bir dernekler var Türkiye'de. 125 tane. Ve burada ne yapılıyor biliyor musunuz? Burada e, inanca bakılmıyor. Mesela örnek veriyorum. Diyor ki burada şu ayeti okursan zengin olacaksın. Bakın biz sizin dininize göre de burada çalışma yapıyoruz diye. Ya, uydurma din yaratmışlar uydurma din. Mi? Zaten neden Tasov'dan gidiliyor? Neden Sufilik'ten gidiliyor? İngilizler Osmanlı döneminde de Osmanlılarla savaşmak yerine oradaki Tasov kitaplarını çaldılar. Abdülhamit Han döneminde Selanik'teki bu Tasov kitaplarını çaldılar. Adamların amaçları tamamen tamamen bize ait olan bilgileri bulmak. Bize ait olan bilgi olmak ve Amerika eski CIA başkan yardımcısı diyor ki kitabında Dünyada bütün sistemi kontrol edebiliyoruz Ve dünyada bütün inançlardaki sistemi de kontrol edebiliyoruz Ama Türkiye'deki sunnilere iş gelince onlarla bir sıkıntı yaşıyoruz hmm. Sunniler bize problem yaşıyor 5. Kapı Fener Parkı Durgun Galaksi Birliği Komitesi Evrensel ve Evrimsel Enerji Bu nedir biliyor musunuz? Bioenerji diye çalışmalar yapılıyor ya Evrenden enerji, gelen enerjiyi sana aldım, yükledim, seni hmm. şifalandırdım. İşte bunlar kendilerini şifacı diye adlı ederler. Hmm. Bizim aramızda biyoenerji diye getirilen çalışmanın içinde bizim inancımıza uymayan tarafı buradan devreye giriyor. Diyor ki insanın başka bir yerden enerji alıp yüklemesi mümkün değildir. İnsanın kendi enerjisi vardır. Kendi enerjini döndüremeyince bunu destek alırsın. Bu desteği nasıl yaparsın? Senin kristalize ve yataklarınla yataklarına e, frekans yataklarını güçlendirerek insan formuyla, akaputu noktaları, sinir uçlarıyla. Burada ne buluyor? Burada diyor ki hayır. Evrensel ve evrenden gelen enerji bende var. Çünkü ben rahiplik, rap kapısını buldum ve bunun imparatorunu gördüm. Buna itaat ettim. Oradan gelen enerjiyi ben sana vermedikçe şifalanamazsın. Çakraların tıkalı. Bütün çakraların mühürlendi. Evrenden gelen enerjiyi alıp aktaracağım geçmen lazım. İşte bu gibi kişisel gelişim alanlarında girdiler. Bu da her ayın 17'si ve 24'ünde ve burada iki defa yapılıyor. Neden iki defa yapılıyor burada? Birincisi kişi kendini yapıyor, evrensel enerji oluyor. İkincisi başkalarına uyguladığı zaman evrimsel, aktarma hmm. enerji. Dördüncü kapı çamlığı tepesi. İlahi robotlar sistemleri ve teknoloji boyutları arası. İlahi robotlar nedir? Ne demek hocam o? İlahi yani robotlar. peygamberleri ortadan çıkartmak. Allah Allah. Peygamberleri ortadan çıkartmak. Kur'an'ın ahkamına göre hüküm vermek mümkün değildir. O Kur'an'ın ahkamına göre hüküm vermek istiyorsan Peygamber sallallahu aleyhi Yani onun o Kur'an'da İngiliz sebebinin anlatısına bakman lazım. Burada, boyutlar arası diyor bir de. Evet boyutlar arası. Nedir bu boyutlar arası? Peygamberler ortadan kalkınca beklenen Mesih, beklenen Mehdi gelecek. Hmm. Peygamber ortadan kalktı. Mehdi geldiğinde de bunu yapacak, bizden daha iyi biliyorlar. Ve bununla ilgili bir şey daha var. Her ayın 18'inde bugün Biden bir konuşması var. Youtube'da tanım yapabilir arkadaşlar. Türkiye'den ilahiyat profesörü getiriyor. Mehdi ile ilgili gerçekçiliğin bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Her çarşamba günü bana Mehdi anlatması için diyor, Türkiye'de ilahiyat profesörü getirdim diyor. Kendisi diyor ben de 3 hafta kalacaktı, 3 yıldır benle birlikte. Biden bunu söylüyor. YouTube'da tamam yapsana görürler. Tamamen amaç ilahi laboratuvar kurmak. Yani sistemler oluşturup teknoloji boyutlarıyla. Teknoloji boyutları nedir bu? İşte yapay zeka. Çiplenmiş insanlarla boyutlar arası geçişler yapacaklar. Diyecekler ki oradan da baksak, buradan da baksak Tanrı bunlar. Peygamberler yok. Sistemi getirmek. Kapı top kapı sarayı. Rahman kea elika. Rahman'la kastın ne? İşte az önce bahsettiğim Mevlana Kardeşlik Derneği adı altında kullanılan dernekler var ya. Hı hı. Burada arkadaşlarımızı alıyorlar diyorlar ki ben Celciliyete duası okudum. Kocamla aram bozuktu. Bunu okudum iyileştim. O Celciliyete duasının içinde de tam manasıyla İbranice ve Süryanice bazı harfler vardır. Cin davet yaptırır. Burada Rahman kapısı kea dediği elika cin daveti demektir var. Yani tabii. siz Celcelet'e duası okumayın diyorsunuz. Celcelet'e duası avam duası değildir. Bu birincisi. Yani Celcelet'e duasını okuduğunda internette bununla ilgili insanlar okumak için indiriyor ya onların içindeki okuyuşlarını bilmeli lazım. Arapça okuyuşlarını. Birçok Celcelet'in içinde içine farklı İbranice ve Süryanice harekeler atılmış. Ve bunlar ters manyal yaptığı zaman Kur'an'da her bir ayetin, her bir harfin frekans karşılığı vardır. Matematik hesabı eğer başka bir rakamla yani sedre ve esre yanlış bir noktaya koyduğunuz zaman mana değiştiğinde bunu davet olur. Amaçları bu. Hmm. Dertleri bu. Diğer sonu Kapı -Sener Bahçe Parkı. Bahçe Parkı. Duygun Galaksi Birliği Komitesi. Evrensel ve evrensel eleştiriler. Yani Yırtık Galaksi Zibbe Komutanlığı. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Artık sen meleklerle de çalışabilirsin. Hermes. Ne demek Hermes? İdris Peygamber astroloji öğrenmedi mi? Melek güneşin meleğiyle görüşmedi mi? Ve sonra dünyadan götürülmedi mi? 8 yıl belli bir yerde bekletilmedi mi? Bunlar doğru bilgiler. Evet. Yahudiler ve Hristiyanlar İdis Peygamber'i her misli yapmamdırır. Zaten zümrüt tablette de 12 madde vardır. Bilinen çok meşhur bir zümrüt tablet vardır. Bu tablette 12 madde vardır. Bu 12 maddenin ikinci maddesinde her bahseder. 8 yıl başka bir boyuta bilgi alan kişi. Bu da hmm. İdis Peygamber. Bunlarla tamamen artık sen astroloji kullanabiliyorsun ve dünyayı yönetebilirsin. Amaç ama. Ama sonunda diyeceksin ki ruhumu ortadan çıkarttım ben size teslim oldum. Bir sonraki de var değil mi? Evet. O da gelsin. Bu da, bu da iller arası işte. Şimdi bunu... Antalya'da var, Ankara'da evet. var. Antalya, Ankara var. İstanbul var. Burası Saros, Saros manyetik alan var. Özel Öztel programı. Hücid. Burası da aynı şekilde az önce izlediğimiz Kapadokya. Burası Prus gizli ak manyetik alan. Burası da Bursa. Bursa. Şimdi bu görsele baktığında insan şunu söyler. Ya kardeşim bizim Türkiye'de her yerde bu kadar pakan yapılıyor. Bu kadar aynalar yapılıyor. Ya bunun delili nedir? İşte bunun delili bir önceki video. Dünyanın gözünün önünde Anadolu'da, Kapadokya'da adamlar tapınağını yaptılar. Şeytan ritüelini yaptılar. Şunlar ne? Şimdi şöyle anlatayım. Bunların amaçları bunlar tamamen birer ayrı bir modeller. Yani şöyle düşünün. Bir dal var. Bir alan var. Her bir dalın alanının boyut kapılarının isimlerini kullanırlar. Hmm. Boyut kapı isimleri. Ve aylarla belirlerler. Bakın, her ayın bir döngüsü vardır. Yani burada Piri Reis'in haritası vardır. Bu Piri Reis'in haritası tamamen dünyada ne varsa astroloji bir hesap edilir. Sen Türkiye'de istersen frekansını güçlendir, İnsanları ayaklandırmaya çalış. Ama bunu hangi tarihte yapacağını bilmezsen, hangi günde yapacağını bilmezsen yaptığın çalışma hiçbir işe yaramaz. Ya bu o zaman şu anda yaygın bir şey. Çok yaygın. Ee, maalesef. Bildirin. Bunlarla ilgili eğitimler var. Bunlarla ilgili kurslar var. İnternette bunlarla ilgili internet siteleri var. Yani bu belirttikleri manyetik alanlar doğru mu peki? Tabii ki tabii ki tabii ki. Manyetik alanlar. Şimdi şöyle düşünün bakın. Diyor ki manyetik alan Ankara diyor. Her ayın üçü. Şimdi her ayın üçü nedir biliyor musunuz? Belli bir döngü vardır. Şimdi biz bir kavuşuma geliyoruz değil mi? Bir kavuşuma geldiği zaman ya da bir retroya girdiği zaman ne oluyor? İnsanların duygusal olarak etkileyebiliyor. Bu duygusal olarak etkileme sebebi nedir? İnsan vücudundaki su kanalarında titreşim oluşur ve manyetik alanları güçlenir ya da zayıflanır. Burada da bölgelerde en kuvvetli manyetik alanlar neler ise orada tapınaklar yapılır. Orada ayinler yapılır. Manyetik alanları kuvvetli olan bir yerde ayin yapmazsanız farklı boyuttan siz şimdi bir şeytan daveti yapıyorsunuz. Ruhunuzu şeytana teslim etmek istiyorsunuz. Şeytan senin başka bir formunda yaşıyor. Başka bir manyetik alanda yaşıyor. O zaman o manyetik alana giriş yapman için bulunduğun bölgedeki alana manyetik alanı kuvvetlendirmen lazım. Ki onu algılayabilirsin. Onunla bütünleşebilirsin. O yüzden manyetik alan önemsiyorlar. Sonrasında frekans. Frekans nedir? Artık sen bedenine başka bir varlığın formunu yerleştirebiliyorsun. Ee, yani özellikle izleyicilerimize e, dikkat etmeleri konusunda uyaralım. Kesinlikle. Kesinlikle. E, bu sahtekarlık. Zaten bunlarla ilgili Türkiye'de çok fazla kişiler gelişim alanında açılan alanlar vardır. Yani bunu yapan insanlar iyi niyet yapıyor. Bizim insanlarımız bu alanda insanlara faydalı olmak için giriyorlar bu alanda eğitim almaya çalışıyorlar. Fakat bu eğitimin getirdiği altyapısına baktığınız zaman burada pagan, paganizm var. Yani tamamen tamamen evrenden enerji alma, meleklere çalışma yapma, çakraların mühürlü açma. Ya yani çakraları vardır ama çakra bir önemli bir şey değil ki. Bunun arkasında endokrin bezleri var, akaputu noktaları var, sinir uçları var, su kanalları var, algoller var buradaki kristalizm amorikler yataklar var. Bunların hiçbirini bilmeden bir insan bu açılması çalışması yapıyor ama da altında. Evrenden gelen, gelen enerjiyle şifalandırıyor ama da altında. Fark etmeden onlara hizmet ediyorlar. Bu kanal açma, insiyetme. Bir eğitim oluyorsun, ben kanal açtım, entegre oldum diyorsun. Kanal açma Kardeşim senin Türkiye'de üstün zekalı olan, liderlik vasfı olan insanlara bu eğitime zorluyorlar. Çünkü onlar toplumu uyandırmasın diye onların enerjisini sömüyorlar. Şunu diyorlar hep, kanal bilgisi var bende. Olmaz. Uyduruk bir şey değil mi hocam? Olmaz, olabilir mi? Mümkün müdür? İnsanın zaten baktığın zaman kendi formunda yani e, kıymetli bir beyin cerrahı var İsmail Akaydın bir kitabı vardır. Demiş ki e, beyin e, beyin olarak göründüğü frekansı büründüm diyor. İnsan beyni zaten farklı bir boyuttur. İnsan kendi formunu yani kendi manyetik alanını güçlendirdiği zaman o farkındalığın oluşturduğu zaman o farkındalık açıldığı esna zaten sen istemsizce bütün sistem sana hizmet eder. Bütün sistem. O zaman başkasına kanallama yaptığı zaman ne demek oluyor bu? O zaman o insan hangi varlıkla çalıştığını bilemezsin. Hangi varlıkla iş yaptığını bilemezsin. İşte bu evrenden gelen enerji. Adam evreni bilmez. Evren dediğim bir maddedir. O madde ne kendi içindeki enerjiyi dışarıya atar, ne dışarıdan bir enerji alır. Bilimsel bir araştırmadır bu. E sen o zaman nasıl neyi iddia ediyorsun? Ben evrende enerji aldım iddia ediyorsun. O zaman bilim adamı diyor ki sana, evren kendi içindeki enerjiyi kendisi döndürür, dışarıya aktarmaz, dışarıdan gelen bir enerji de almaz. O zaman senin bu evrenden dediğin enerji nereden geliyor? Nereden geliyor? Bu kadar Türkiye'de cinlenme vakası, bu kadar bizim ülkemizde öfke patlamaları bu kadar bizim ülkemizde bu kadar sosyolojik yapımızın bozulması psikologların ve psikiyatrın dolmasının sebeplerine bakın bakalım. Türkiye'de bu ezanlar bir gün okutulmasın da bakın ne oluyor. Bir gün Türkiye'de ezan okutulmasın. Allah muhafaza bütün insanlar vahşet yaşar. Bütün insanlar. Bizim çok kıymetli bir sözümüz var Türker Bey. Her gözünle gördüğünü insan sanma. Her gözünle sana bakanı insan zannetme çok ciddi şeyler var. Türkiye'de e, Türkiye'de bu yapıyı kurmuşlar, sistemi çok iyi kurmuşlar. Sen insanlara hizmet edeceksin. Rahatsız olanları şifalandıracaksın diye insanlara 3 günlük eğitim verip ellerine sertifika yerleştiriyorlar. Bu insanlar bu tür enerjini aldığını, bu tür frekansını yükselttiğini zannedip başka bir insanların da kendi mizah çapılarını bozuyorlar. bozuyorlar. Ve çocuklarımızı görmüyor musunuz? i̇nsanları görüyorsunuz çok hareketliyken, enerji bir insanken bir anda duygusallaşmaya başladım, ağlamaya başlıyorum, ağlama isteğim geldi. Donmalarım başladı. Kalkarken yolun kalkmaya başladım. Hiçbir şey yapamıyorum. İnsanların akılla bedeni bağ kurmuyor artık. Evet. Türkiye'de %75'inde çok büyük tehlike var. Akılla beden bağ kurmuyor. Türkiye'de bu çok önemli bir şeydir. Akılla beden bağ kurmadığı zaman sindirim sistemi çökmesi demektir. Sindirim sistemi çökmesi demek biliyor musunuz? Karaciğer, kesecikleri, travmaları kodlar. Geçmiş ataların anne karnına travmam varsa, aile yapına travmam varsa hepsini kodlar ve ailenden kaçmaya başlarsın. Biz aile olma duygumuzu kaybettik. Adamlar çok iyi değerlendiriyor. Benim ülkemde hangi noktada çok iyi biliyor. O yüzden bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde evet bu alanda çok kıymetli hizmetler yapan insanlar var mı? Muazzam hizmet yapan insanlar var. Ama sayı yeterlidir. Sayı yeterlidir. Bizim ülkemizde devletimiz buna görmüyor mu? Kesinlikle görüyor. Ama toplumun hazır olmadığı bir şey to... devlet nasıl ortaya koyabilir? Doğru. Toplum metafiziklerin zaman üfürücü büyücü diye baktığı zaman bu devlet metafizik okulu açarsa bu toplum buna hazır değilken İngiltere şeritane... Bugünün haberi İngiltere büyü ve sihirbaz okulu açıyormuş. Zaten var. Var değil mi? Parapsikoloji okulu var İngiltere'de. Allah nasip ederse Ocak ayında davet edildik. Orada konferansımız var canlı yayında. Instagram canlı açacağız. Orada davet edildik. Bu e, İsrail'e cimmesidi var. Almanya'da bunlarla ilgili. Dünyada hiçbir devlet başkanı olmasın ki ruhan danışmanı olmasın. Hepsinin var diyorsunuz. Bakın bundan 3 sene önce gidelim. Trump ne yaptı? seçim öncesinde ruhani danışmanı çıkarttı. 3 bin kişiye canlı canlı dünya basının ortasında Trump'ın kazanması için aynı yaptılar. Canlı canlı. Dünyada bütün sistem bunun üzerine kuruluyor. Metafizik ispat çok önemlidir. Türker Bey çok önemlidir. Adamlar kendi yaptığı konserleri bu ayinlere göre, şeytan çağırma ötelerine göre yapıyorlar. Adamlar kendi içine toplantılarını bakın bu şekilde yapıyorlar. O zaman Türkiye'de neden metafizik kullanılmıyor? buna hazır değil. Sonrasında gel devleti suçla. Senin sosyolojik yapın bozulmuş. Akılla beden bağ kurmuyor. En yanlış şeylerin içinde sen bulunuyorsun. Dünyada adamlar bu sistemi kuruyor. Başka boyutlarda irtibata geçiyor. Sen burada metafizikle uğraşan insanların ne demek istiyor bakmak yok bizde. Yargılama dili olduğu sürece devlet isterse bin tane okul kursun. Evet. Okutacak öğrenci nereden bulacak? Para Psikoloji Uzmanı Ramazan Tolga Yol Yapan evet. bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok yani sen... bence arşivlik bir yayın. İnşallah. Ee, sizinle konuşurken ben başlık ve kapağı yazdım bile gönderdim. Yani. Öyle Hayırlı. heyecan verdi bana. Hayırlı vesile olsun. Ee, hemen yayına sokacağız. Efendim e, yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ramazan Hocamız çok yakında birkaç hafta içerisinde canlı yayında ne var ne yokta bizlerle beraber olacak. Ee, hakikaten de kendisini çok değerli araştırmaları var ve sizlerle canlı yayında buluşturmak için de sabırsızlanıyoruz. Like etmeyi unutmayın videoyu. Abone olmanız çok önemli. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.